bir saliha kelin bir yigit bilen yaşar 12 yıl turmuş kurupti. Ahir eriga aytibdi ki sizi menden hem ko'p yaxshi ko'radigan bir ayol kişi bor ekan. Mana şu ayolga hem bir e'tiboringizni qilishingizga men rozi bo'lardim. U o'ylaganki mana ikkinchi ayoli bor deb o'ylayapti deb. Ey sendan boshqa birorta boshimda ayol yo'q. Yo'q bor. Mendan ham sizni ko'proq yaxshi ko'radigani bor. Yo'q, bunaqasi yo'q. Bor, u sizning onangiz. 12 yil bo'ldi biror marta onangiz bilan o'tirmadingiz. Onangizga salomdan boshqa narsani bermadingiz. Onangizni ham bir marta men uchun ko'chaga olib chiqib ovqatlantiring, bir mehmon qiling, o'ynating. U yigit hayron bo'ldi. Onasiga kelib, onajon bugun tayyor bo'lib turing, men kechqurun qaytib kelib sizni o'ynatgani olib boraman. Bir shirin taom yegizdirib kelaman dedi. Ona hayron. Yigit qaytib kelsa, onasi juda ham chiroyli bir ko'ylagini kiyib olgan ekan. Hayron bo'lib, bu ko'ylak qaysi desa, 19 yil burun otang rahmatlik olib beruvdilar. Oxirgi marta otang bilan ko'chaga chiqqanda shu ko'ylakni kiygan edim, sandiqda edi. Bugun sen taklifingdan keyin birinchi marta kiydim. Men seni kiymaysan deb o'ylab ustimga choponimni kiymay turuvdim dedi. Oborib ovqatlantirgan joyga o'tkizdim dedi. Taomnomani berib, onajon ovqatlanding desa, ko'zim olmaydi-ku bolam. Shunda olib dedi, taomnomani qarab o'qiyotganida onam kuldi dedilar. Nega kulyapsiz deb hayron bo'lgan edim. Esingdami, mana shu joyga seni olib kelib, shu joyda o'tirib, taom yeysanmi deb taomnomani bersam, o'qishni bilmayman deganingda men o'qib ovqatlanlagan edim. Bugun sen shu ishni qaytaryapsan. Men dedi, taomlandim. Uyga olib kelib, onamni qo'yganimdan keyin bir haftadan keyin onam olamdan o'tdi dedilar. Azizlar, bu gaplarni ular bekorga yozmayapti. Bizga ogoh qilinyapti. Holbuki payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan o'rnak oladigan bo'lsak, u zoti barakot eslab ko'raylik, qayta-qayta eslashga arziydi. Rasulimiz alayhi salatu vasallam go'daklik chog'ida onasidan ayrilgan edilar. Men doim aytaman, dunyoda musibatlar juda ko'p. Imtihonlar juda ko'p. Hamma imtihonga bardosh beramiz sizlar. Hamma musibatni oldida yengishlikka harakat qilamiz erkaklarcha. Lekin o'tirganlar hammamiz tan olib aytaylik. Ushbu musibatlar ichida eng og'iri, eng chidab bo'lmaydigani onani jon berishiga qarab turish. Bu narsani hech kim qabul qila olmaydi. Qo'lingizdan yordam kelmasa, sizga onangiz termilib tursa, butun umriga onangizdan ayrilayotganingizni ko'rib tursangiz, siz qo'lingizdan hech narsa kelmasa, ya bundan ortiq musibat bor. Endi tasavvur qiling, shu musibatni go'daklik chog'ida ko'rishlik. Abu Hurayra, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mollar aytadi, payg'ambarimiz alayhisalomni yig'lab turgan holatida ko'rib qoldik. Nega yig'layapsiz degan edik, u zot aytdilarki, men bir necha yillardan beri bir ishni qilishlikka ijozat so'rab yuramoqchi bo'lar edim. Bugun Allohdan shu ishni qilishga ijozat so'radim. Alloh ijozat berdi. Men shu ishni qildim. Shunga xursandchilikdan yig'layapman degan edilar. Necha yillar qalbiga izdirob solgan, muhabbatiga sabab bo'lgan bu amal nima edi ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb so'radilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, onamdan erta qolganimni bilasizlar. Doimo onamni qabrini ziyorat qilishligini xohlar edim. Bugun Allohdan shunga ijozat so'radim, Alloh ijozat berdi. Men onamni qabrini ziyorat qildim deb yig'ladilar. Alloh bizni kechirsin. Yillab qabrini ziyorat qilmayapmiz. Alloh bizni kechirsin. Tirik turganda ham ziyorat qilmayapmiz. Holbuki payg'ambarimiz alayhisalom ziyorat qilib bizlarga odob berdilar, o'rgatdilar. Lekin biz bu ishni qilmayapmiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر عزيز يرتاشلر حرمتلي دينداش أكو كبرادرلر بطن عالم ده بغن منابو وبا كورونا فيروس كسلليغي أرتب بارشليغي
Bu buna çaresini koruşluk için her kança ihtiyaç çarelerini koruyotganidan haberimiz var. Cümleden, bizim yurtimizde ham bunu çareleri korulup, malum bir çeklovlar ornatıldı. Yani uzunu yakalaş, yol hızlandırış, odamlardan masofa saklaş, karantin, köpçülük toplanmasılık boyunca çareler koruyordu. Lekin hayata kenesler, biz odamlarga aytaylik karantin mahalda bazı marosim tadbirlarini, to'ylarini, har xil boshqa-boshqa marosimlarni o'tkazmaslik to'g'risida ko'p gapirdik. Alohida diniy idorani bu to'g'risidagi fatvolarini sizlarga eshittirdik. Jumladan qarorlar ham hukumat miqyosida qabul qilindi. Shuning uchun ko'p joylarda endi bunaqa tadbirlardan o'zimizni ehtiyot qilyapmiz. Lekin bir narsa bor ekanki, bu hayot ekan. Bizden soramazdan keladigan yana boshqa sinovlar ham bor ekan. Bu insonlar hayotida bo'lib turadigan og'ir bir judolik, oilada kimlarningdir olamdan o'tib qolish. Chunki iloji yo'q. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki: "Sa'izu billah idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan va la yastaqdimun." Agar bir insonni bu dunyodan o'tish vaqti ajali yaqinlashsa, uni hech kim bir soniyaga ham kechiktira olmaydi ham yoki erta ham qila olmaydi. Agar modomiki bizlarni yaqinlarimizdan birlarimizni bu dunyodan o'tishligi shu kunlarga taqdirida belgilab qo'ygan bo'lsa, bunga inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb sabr qilishimizdan o'zga ilojimiz yo'q. Faqatgina bunga sabr qilamiz va sabr matonati bilan bu narsadan eson omon o'tamiz. Shu o'rinda janoza da ham odamlar ko'paymasligini so'rayapmiz. Endi ba'zi odamlarning qalbiga g'ulg'ula solib, bunaqa paytda o'zida yaxshi ilmiy salohiyati bo'lmaganlar ham yoki bo'lmasa kimdandir eshitib olganlar ham gapirib odamlarni juda qalbiga bir xafalik solib qo'yar ekanda. Bizga kelgan ma'lumotlar, savollarga qaraganda, agar janozada paloncha odam bo'lmasa, aytaylik 30 ta odamdan kam bo'lsa, u janoza hisoblanmas ekan degan gaplarni tarqatishdi. Ba'zi bir otasi, onasi shu kunlarda o'tib qolganlar, tasavvur qiling, qanaqa holatga tushyapti hozir. Bir odamlar yig'lab so'rayapti, domla, shu kunlarda onamiz olamdan o'tib qoluvdi. Dafn marosimida bor yo'q 10 ta odam qatnashuvdik. Hozir menga biroq aytyaptiki, 30 ta odamdan kam bo'lsa janoza emas ekan. Men nima qilaman endi deb yig'layapti. Birodar, bu gaplarga ishonmang. Shuning uchun biz yana ta'kidlab odamlarga aytmoqchimiz janoza haqida. Aslida azizlar, jamoat shart qilinmagan. Buni bir kishi xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, janoza namozini o'qisa, namoz o'rniga o'tadi. Aslida. Hatto janoza o'quvchi balog'atga yetmagan bo'lsa ham o'tadi janozasi. Lekin mayitni jamoat bo'lib o'qishlik afzal. Buni Muxtasar Viqoya kitobimizda alohida keltiradi. Janoza mayiti duo bo'lganligi uchun musulmonlarni jamoat bilan duo qilishlari duoning qabuliga katta sabab bo'ladi. Bu mavzuda Hanafi mazhabining mu'tabar manbalaridan biri Al-Fatawa'il Hindiya kitobida shunday deyiladi. Janoza namozi yolg'iz imomni ado qilish bilan durust bo'ladi. Chunki jamoat bo'lib namoz o'qish janoza namozining sharti emas. Nihoya kitobida shunday kelgan. Yana bu boshqa kitoblarda ham alohida aytilgan. Janozaga qatnashuvchilar kam bo'lganda qanday yo'l tutish kerak sizlar? Agar jamoatga keldi, janozada odam kam. Bizning Hanafi ulamolarimizning eng ulug'laridan Alloma Muhammad Amin ibn Obiddin rahmatullohi alayhi shunday deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam kimni janozasini 3 saf musulmon o'qisa uni gunohlari kechiriladi degan ekanlar. İmam Abu Davud va İmam Al-Hakim rivoyatlari. Mana shu hadisni ko'pchilik noto'g'ri tushunib, o'sha 3 safni o'tsa deb o'ylayapti. Bu yerda saf nazarda tutilgan. Shuning uchun Muhit kitobida aytilishicha, janozada 3 saf qilish mustahab bo'lar ekan. 3 saf qilish. Agar janoza o'qiydigan odam 7 kishi bo'lsa, mana shu kitobda yozyapti. Agar janoza o'qiydigan odam 7 kishi bo'lsa, unda bittasi oldinga chiqib imom bo'ladi. Uning orqasida 3 kishi turadi.
Keyingi qatorda iki kişi, oxirida bir kişi turadi. Ana üç qator bo'ldi. 7 ta odamda ham 3 qator qilib qo'yib olib o'qish kerak. 7 ta qator turib o'qimaydi. Ya'ni birinchi imom turadi. Bitta imom oldiga bo'ladi, uni orqasiga 3 tasi alohida turadi. Keyin yana 2 tasi va bitta turadi. Ana shu bilan 3 qator nazarda tutiladi. Guvoh bo'lib turganimizdek, bu hozirgi xatarli virusda aynan mana shunaqa o'qilyapti. Shuning uchun qayerda janozaga borilsa, biz domlalarimiz alohida buni e'tiborga olyaptilar, 3 qator qilib o'qitiryaptilar. Hech ham ko'yiningizga g'ashlik kelmasin. Avvalo mana shu janoza. Sahobalarning ichida ham ozginagina odam bilan janozasini o'qilganlar qancha bo'lgan? Abu Dardo radhiyallohu anhu'ni hayotini o'rganganimizda u zot olamdan o'tganda musofir bo'lib o'tayotgan yo'lovchilar janozasini o'qib bergan ekanlar. Hattoki ustilariga kafan qilishlik uchun kiyimlarini boshiga tortsa oyog'i, oyog'ini tortsa boshi ochilib qolgan ekan. Shunaqa qilib janoza o'qigan sahobalarda ham bo'lgan bu narsa. Lekin ko'pchilik bilan bo'lib, ko'pchilikning duosi bo'lishligi albatta yaxshi, lekin hozir kun shunaqa paytda bundan aslo xafa bo'lmaslik kerak. Qanday bo'lsa ham janozasini o'qib dafn qilgandan keyin eng yaxshisi siz farzandlar orqasidan qolayotgan farzand sizda bitta imkoniyatingiz bor. Ota-onangizni daftarini, savobini yopilmasdan turishga imkoniyatingiz bor. Buning uchun siz duo qilishingiz kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam solih farzandni ota-onasiga qilgan duosi bilan ota-onasining amali kesilmasdan turadi deganlar. Ya'ni uning savobi to'xtamasdan yozilib turadi. Mana shunday qilib duo qilib tursangiz inshaalloh hammasi joyida bo'ladi. Hech ko'yningizga g'ashlik kelmasin. Yana qaytarib aytamiz, shu kunlarda kimki ahli xonadonidan yaqinlari olamdan o'tgan bo'lsa Alloh rahmat qilsin. Joylari jannatdan bo'lsin. Lekin qolganlarga sabr qanoat berib duoda bardavom bo'lsin. Qolganlarimizni Alloh salomat qilsin. Ilohim, bu kasallikni, bu ofatni yurtimizdan tezroq bartaraf bo'lishligini Alloh muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيز يرداشلار مؤمن مسلمانلار عزيز حميوتلار بغن معلوم انجز كم بطن عالم ده بطن انسانيات باشيگه جدا آغر سنولار تشب دربت Alloh azza va jalla bandasini turli yo'l bilan imtihon qilib turar ekan. Ba'zan insonga xavf yuborar ekan, ba'zan insonga ochlik yuborar ekan, ba'zan bemorlik yuborar ekan, ba'zan o'zining ichidagi yaqinlarini ham olib ketib imtihon qilar ekan. Mana shunday imtihon davrida kimiki sabr qilib, matonat bilan turib, har bir narsa Allohdan İnşallah bu qiyinchiliklardan Allohning yordami bilan chiqib ketaman deb sabr qilib tursa, Alloh unga ajr, mukofot va'da qildi. Bugun bizning yurtimizga ham ming afsuslar bo'lsinki, bu kasallik kirib keldi. Buni oldini olishlik uchun hukumatimiz tomonidan hamma choralar ko'rilyapti. Xususan muhtaram prezidentimiz tomonidan bu koronavirus kasalligini oldini olish bo'yicha bir nechta qarorlar qabul qilindi. Har bir tashkilot, sog'liqni saqlash vazirligi va bunga mutasaddi bo'lgan hamma qo'lidan kelganicha buni bartaraf qilishlikka harakat qilyapti. Jonajon xalqimizdan esa bunday paytda faqatgina sabrda, matonatda turib, birlashib bu kasallikni yengishga harakat qilmoq kerak. Uyda esa o'tirgan bugun oqsoqollarimiz, Munisa onaxonlarimiz mana shunday ulug' Sha'bon oylarida duolar qabul bo'ladigan bir go'zal oylarda turar ekanlar, ulardan ko'proq duo qilishlikni so'rab qolamiz. Muhtaram yurtboshimiz, yoshi ulug'lar, keksa nuroniylar, otaxonlarimizni duolari ila Alloh bu kasallikni bizdan bartaraf qiladi deb alohida ta'kidladilar.
Şunun için bugün Özbekistan diyarındaki barcha nurani otaxonlar, munisa onaxonlar, imam domlalar, ustozlar, allomalarimiz eng muqaddas joylarda turib duo qilyaptilar. Keling azizlar, bizlar ham bugun mana shunday baloni bartaraf qilishlikni so'rab Allohga iltijo qilaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mehribon Rabbimiz, o'zingni barcha asmoil husno bo'lgan güzel isimlerin ile dua kılamız. Sen bendelerine mihriban, rahimli zatsan. Sen uzun vaada kılgensen ey Rabbim Kur'an-ı Kerim'deki menge dua kılıyler, men dua ileride kabul kılaman de vaada bergensen. Seni vaadenge muvaffak bugün kulumuzun duaya açıp durupmiz. Bugün hanedanları da Muysefit atahanlarımız, Munisa anahanlarımız, aziz kişilerimiz, allamayı ustazlarımız duaya kol açıp duruptular. Uluğlarımızın hürmetinden, gödeklerimizin ihtiramından, canacan vatanımızdan bu keselliğini uzun kütergin. Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam likulli da'in dava deyip bizni kalbimizge hürşençilik verip gitkenler, her bir dertinin davası var degenler. Onun davası sendedir ya Rabbi. Senden yalvarıp sorayımız Allah'ım bu dertlerine şifa vergin. Avvala bimarlarını, barçalarını sağ aman aile davrasına kaytargin. Bu canacan yurtumuzdan bu balalarını tez günde bartaraf kılgin. Ya Rabbi, özünden yalvarıp sorayımız. Bugün hanedanlarda oturup, saçı sakallarına ak aralegen, bütün hayatını taat-ı ibadette etkizgen atahanlarımız, munisa anahallarımız, mihnet kılıp kolları kavargen mihnetkeş dikkanlarımız, aziz insanlarımız, hammaları kollarını duaya açıp sana rahmetini umid kılıyaptılar. Bu keselini tiz tiz ketişliğine ve yine hayatımız berdavan buluşluğine, mekteplerimizde yine talimler, aligahlarımızda yine ilmi urfan, mescidlerimizde yine ibadet, yine dualarını berdavan kılgın. İlahım, yine bizlerini yurtumuzdan bimalal hac ve umrelerge kuzatıp, kütüb alışlıgımız ve tinçlik asayişteliği hakkıda dualarımız berdavan bulup, Kâbetullahu meçhidlerde dualar buluşluğunu uzun müşerref eylegin. Bana bunu deyip ayıp da bizlerge baş baş bulupturken muhterem yurtbaşımız, bunlarge uzun küç kuvvet vergin. Bunların etraflarda yelkedaş bulupturken barçı mutasaddiler, şifakarlar, havsizliğini himaye kılıp durken azizlerimiz, duayı takbirde durken atahanlarımız, barçı halkımızını birbirlerge kılıp, yelkedaş kılıp, ezgulik bilen kılıyatken duaları, ilticalarını makbul eylegin. Seni özünge tavakkal kıldık. Sen her kandı dertlerge şifa bir güçsen. Seni rahmetini umid kılıp kollarımızı duaya açtık. Dualarımızını, irticalarımızını naumid kaytarmasliginge işanç ile sorab kalamız. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eylegin. Ve sallallahu ta'ala ala khayr khalqi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Thank you.